Bölüm 23. Vay halinize. Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar da kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin muskalarını büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenler de baş köşeye, havralarda da en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü bir tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan diğerlerinin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri ve kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat daha cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler. Hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Ama bunların içi aç gözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz.
Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz. Ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız. Doğru kişilerin türbelerini donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik, diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Hadi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs. Bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim. Ama siz istemediniz. İşte eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.